Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu ilinin sorunları başlığı adı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz aldı. Biliyorsunuz fındık tarım ihracatımızın %10-15'ini oluşturan birinci sırada olan ve Türkiye'nin dünyada birinci olduğu %70 fındığı ürettiği bir ürünümüz ve milli bir ürün. Fındık öyle bir milli ürün ki tıpkı tank palet fabrikası kadar milli, fındık bahçesi de aynı kozmik oda kadar milli. Öyle bakıyoruz. Bu hassasiyetle Genç Türkiye Cumhuriyeti 1924 yılında fındık fidanlarının yurt dışına çıkış yasağı koymuş. Keza 1937'de Mustafa Kemal Atatürk meclise açılış konuşmasında birlik kurulmasını önermiş ve Fisko Birliği kurmuşuz. Bu şekilde sizler ne yaptınız? O Fisko Birliği aradan çıkardınız ve bir İtalyan firmasına bu fındığı peşkeş çektiniz. Sadece fındığı da değil, şimdi çiftçimizin tarlasında o çiftçiye üretim yaptırtıyor. Adeta bahçeyi de o çiftçiyi de onlara mecbur bıraktınız. Bizim Türk köylümüz sizin sayenizde kendi toprağında maraba olmuştur. Bir İtalyan firmanın daha fındıkta sezon başlamadan rekolte oyununu yaptığını söyleyen Adıgüzel, fındıkta 3 R'ye dikkat etmek lazım dedi. Başka ne yapıyor bu İtalyan firması Ferraro? Daha sezon gelmeden önce bir rekolte oyunu yapıyor. Daha fındıkta filiz vermeden, karanfil görünmeden rekolte açıklıyor. Biz bakıyoruz böyle fındığa yandan, daha karanfili göremiyoruz ama onlar İtalya'dan ta Amerika'dan o karanfili görüyorlar. Nasıl görüyor? Anasının gözü de ondan görüyorlar ve bu şekilde fiyatı düşürmeye çalışıyorlar. Zaten fındıkta bu 3 R'ye dikkat etmek lazım. Birisi rekolte oyunu, bu Ferrore ve Saz arkadaşları yapıyor. Diğeri randıman oyunu, bunu da TMO ve Saz arkadaşları yapıyor. Randıman oyununda üreticinin 50 randıman fındığını 46 randımana alarak resmen devlet soyguna, kendi vatandaşının soygununa müsaade ediyor. Daha sonra da o 50 randıman fındığı yandaş tüccarla beraber pay ediyor, iç ediyor sevgili arkadaşlar. Adıgüzel, fındık 600 yılda görmediği zulmü sizin 17 yıllık iktidarınızda gördü diyerek fındıkta taban fiyatı beklediklerini söyledi. Bu topraklarda 1403'ten beri fındık ihracatı yapılıyor. Fakat 600 yılda fındığın görmediği zulmü sizin 17 yıllık iktidarınızda gördü. Kardeşim, milletin fındığına fiyatı bahçesine girmeden verin, daldan tutmadan verin. Bakın, çay için 16 Mayıs'ta, arpa ve buğday için 2 Mayıs'ta taban fiyatı verdiniz. Fındıkçı bu ülkenin insanı değil mi? O yüzden fındıkta da taban fiyatı bekliyoruz. Adıgüzel, geçtiğimiz sezon TMO'nun 14 liradan aldığı fındığı 18 liraya sattığını söyleyerek eleştirilerde bulundu. Hep şu söylendi, devlet fındığı alırsa zarar eder, fındık çürür depolarda. Öyle olmadığı geçen yıl görüldü. Görüldüğü üzere TMO 14 liradan aldığı fındığı 18 liradan sattı. Milletin sırtından bir de para kazandı. Hatta şu anda TMO depolarında sanayici fındık bulamıyor. Çünkü o TMO bazı yandaş torpilli sanayici o fındığı depozu toptan ihale ediyor, veriyor ve diğer sanayicilerimiz maalesef fındık bulamıyorlar. Parasını yatıran sanayici bile fındık alamıyor. Ömer Aydın kardeşimizin ifadesiyle söylüyorum, pavyon kapatır gibi TMO'da depo kapatılıyor. Bu haliyle TMO üretici ofisi değil, bazı tüccarlar için depoculuk yapmaktadır. Mustafa Adıgüzel son olarak fındığın en az 20 liradan peki, satılması gerektiğini söyledi. TMO zaten geçen yılın fındığını şu anda 18 liraya satıyor sayın milletvekilleri. Bunun üzerine refah payı koyarak yaklaşık 20 lira düzeyinde hem de yeni sezon fındığını satması gerekiyor. Yani 20 liradan aşağı bu yıl fındık fiyatı olmamalıdır. Ve bunun altındaki fiyatlar taban fiyat değil, tavan fiyatı olur. Fındık fiyatının önünü keser. Geçen yıl Ferraro'nun İtalya'da fındığı 2.9 Euro'dan aldığını da burada özellikle söylemek istiyorum. Sayın milletvekilleri, Türkiye'de olduğu gibi bölgemizde de ekonomik sıkıntılar oldukça had safhadadır. Bu fedakar ve cefakar Karadeniz insanların emekleri ve gururlarıyla daha fazla oynanmamalıdır. Haritaya bir bakın, iktidar olarak sadece Karadeniz kıyılarında kaldınız. Her an düşme ihtimaline karşı bu dik, yamaçlı, zorlu coğrafyada yürürken fındığın dallarına iyi tutunun derim. Saygılar sunuyorum.